Evet. Bir sonraki kötü sonuçta çıkar mı? Onu bilemiyorum. Bir sonraki kötü sonuçta çok şeyler olur. Çok şey olur değil Şimdi mi? Bak, o sorular da geliyor bu arada. Süreci çok kötü yönetme anlamında yani bunu söylüyorum. Bak. Teknik direktör değişikliğine gider mi diye de soruyor Çözüm olur mu? izleyicilerimiz. Çözüm olur mu? Öyle bakmak lazım. Teknik direktör değişikliği. Yani bu teknik direktörle sorun, sen üçüncülük şimdi sorun hocada elde mı, ettin. takımda mı? Şimdi bakın. Yapılan transferlerde mi? Birincisi Beşiktaş'ın transferdeki en büyük hatası şu oldu. Kim yok sende? Ya olmayan ne var? Sağ bek. Bir tane bile yok. Tu. Bak bir tane bile evet. yok. Gökhan gittikten sonra. Bir tane bile yok sağ bek. Kerem Kalafat vardı, onu da kiraladın Giresun'a. Altyapıdan gelen kardeşimiz. O da oynayamıyor. Bir tane bile yok. Uzan ne yapacaksın? Önce sağ bek. Değil mi? En son sağ bek geldi. Evet. İki tane alınması lazımdı. En son o geldi. Bakın en son. Şimdi sağ bek olmayışından dolayı mı Beşiktaş Pauk'a elendi? Hayır. Bence orada dünyanın en iyi sağ beki de olsaydı elenebilirdi. Çünkü Ilgaz çok iyi bilir. Kulüplerde çalıştığı için. Sezon başı hazırlık top başı ile ilk resmi maç arasında 45 gün olur ya da 40 gün. O kondisyon yüklemeleri yapacaksın, formu tutacaksın falan filan. Beşiktaş'ın top başı ile PAOK maçı arasında kaç gün var? O hafta sadece 7-8 idman yapabilmişler. Evet, hazırlık Yükleme maçı. Yaparsan ilk maçta patlarlar. Hazırlık maçı o yüzden oynamadılar. Evet. Atiba 4 günlük idman. Bütün bunlardan dolayı. Efendim buna göre hazırlığa. Hayır. Ne bilecek adam Trabzon ceza alacak mı almayacak mı? Kastı arkadaşı mı var Ahmet Nurçebi'nin veya Sergen Hoca'nın? Yok. Bilemiyorsun. Üçüncü yaptı takımı. Övüldü. İşte üçüncü oluşundan dolayı bunlarla karşılaştı. Yerden yere vuruldu. Şimdi bu takımı kondisyon yüklemesi yapılmamış takıma kolay kolay yüksek tempolu oyun oynattıramazsınız. Riskleri vardır. İşte Konya'da gördük. Onlar kondisyon yüklemesini yapmış. Gençlerbirliği'nde gördük. Onlar yaptı. Bu takımlar karşısında sıkıntı yaşarsınız. Ama bazen de öyle maçlar var ki ya Rio Ave maçını kaybedemezsiniz. Hocaya bile gerek yok öyle maçlarda. Böyle sıkıntılar oluyor. Şimdi sağ içi sonuçları kötü gidince bunlar peş peşe gelir. Yönetim, hoca, o çekişmeler, bu çekişmeler, yorumlar, şunlar, bunlar. Evet. Böyle bakmak lazım. Kendimi düzelteyim. Ben Aytemiz Alanyaspor'a giden oyunculardan birisiyle karıştırdım. Kerem Kalafat oynuyor. Bugün izledim Giresunspor maçını da. Ben de seyrettim. Yok yok, hayır. Şimdi niye ben öyle bir şey söyledim? Aytemiz Alanyaspor'a giden güzel maç oldu yalnız. Stoper gitti değil mi? Alpay Çelebi 2 sene kiralık evet. gitti. Ben Alpay'la karıştırdım Ahmet Kerem'i. Ahmet Gülay gitti 3 sene kiralık. Ben onları karıştırdım. Onlardan Fatih Aksoy'da Wellington'un karşılık verildi. Yoksa Kerem tulum yaptı Giresunspor'da. Nasıldı? İyi. Ben de beğendim. Evet, devam edeceğiz yine. Sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Son sayfa etiketine tabii WhatsApp videolarınızı da bize gönderebilirsiniz WhatsApp hattımıza. Şimdi çok Sivassporlu tweet alıyoruz Sivassporlulardan. Bir kez daha başarılar dileyelim Villarreal karşısında. Değerlendirdik. Villarreal'in nasıl oynadığını söyledik. Tekrar evet. ilgisini Barcelona'ya karşı olduğundan tutun da savunma beşlisini oturttuğuna kadar, Raul Albiol'un bir stoper olarak oynadığından, Estupiñan'ın sol bek oynadığına kadar söyledik, anlattık. Evet, Ilgaz Çınar anlattık dedi. Bir de isterseniz Sivasspor'un İspanya gidiş görüntüleri var. Bakalım. Hem başarılar dilerken saat 22'de bu arada Sivasspor Villarreal maçı. O İspanya'ya gidiş görüntülerini bir izleyelim. Ardından yine sizlerin sorularını tabii ki bekliyoruz. Gazeteciler gitse, hakikaten o günleri de özlüyoruz. İnşallah yeni sezonda 2021'de, 2022'de bunları görürüz. Avrupa deplasmanları başka oluyor. Şuster çok değişik. Mete Düren'in eşinin bir enstalasyonunda karşılaşmıştık. O da davetliydi. Evet. Evet, hatırlıyorum. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Şey Haydarpaşa'da. Yani dedik ki işte Maradona falan nasıldı diye soruyoruz, adam oynamış onlarla. Çünkü ha şu bende oynayan Arjantinli çocuk bu demişti. Bak ya yani bunu ciddi söyledi yalnız yani bu arada Schuster. Ama yani, sıkıntılı. Tabii. Büyük biraz, arıza. Tabii. Taner Bey bir Fenerbahçeli olarak Sivasspor'umuza o asil rengine yürekten başarılar diliyorum demiş. Evet, yine Sivasspor'a destek çok var. Hüseyin Gökhan Altan günlerden Sivasspor demiş. İnanıyor izleyiciler. Sivasspor'un mutlaka puan alarak döneceğine inanıyorum demiş başka bir izleyicimiz de. İnşallah. Evet, Donk neden oynamıyor sorusu çok geliyor. Az önce konuşmuştuk aslında. Ilgaz Çınar'ın da anlam veremediği bir konu aslında Donk'un neden oynamadığı konusu. Evet, Galatasaray'la ilgili çok sayıda soru var. Ben bugün var. Mesela şeyde Giresunspor maçını izlerken Celil Yüksel ikinci yarı oyuna girdi.
şeyde Adana Spor'da. Yani öyle bir gol attı ki hani şimdi izlerken acaba bu çocuklar Galatasaray'da neyi yapamadı diye düşünüyorsun. Atalay Baba. Tabii canım. Celil Yüksel pardon oyunda vardı. Atalay Babacan ikinci yarı girdi. Ben, yani o evet, Atalay. Atalay Babacan ikinci yarı girdi. Celil Yüksel'in atmış olduğu gol hakikaten muazzam bir goldü. Değişik işte Kerem Kalafat zaten sağ bekti. Dönüyorsun şeye Fenerbahçe'nin geçen sene altyapısında çalışan Semih Hoca. Murat Özü müydü? Şey hani tamamen Lombardo olan saçı olmayan hoca kimdi? Genç hoca. Geçen sene teknik ekipte de vardı ya. Hatta evet, maç, 2-3 maç o profesyonel olarak çıktı ya. Semih Özü müydü? Murat Özü müydü? Abi karıştırıyorum isimleri. Her şey birbirine girdi. Sen kolay kolay karıştırmasın. Yok ben çok kolay karıştırıyorum. Yok, isim, yani, konusunda... isim konusunda büyük sıkıntı var bende yani. O şey vardı ya, o sivilceli çocuk değil mi? O ben Semih kimimdi? Özü evet. Semih Özü. Kastanlı Ben kimim de ki sivilceli çocuk değil miydi o ya? Evet isim gelmiyor ama sivilcesine kadar hatırlayabiliyor. Çocuklar mesela büyük takımlarda neyi yapamıyorlar? Veyahut da teknik direktörler hangi anlamda onlara güvenmiyorlar? Çünkü onları büyük merak takımlardaki ediyorum. Hocalar oyuncu yetiştirmiyor. Hazırı istiyorlar. Şimdi bakın. Yani. Hazır istiyor. Oyuncu bir tweet yok. Getireceğim ekrana. İzleyicilerimizden de yorumlarını bekliyorum. Altın Gol'ün tweet'i. Samatta bana Türkçe bir isim ver. Sizce ismi ne olurdu diye bir paylaşım yapmış Altın Gol. Evet Samatta'nın bu çağrısına siz nasıl bir yanıt verirsiniz Türkçe isim olarak? İzleyicilerimiz size de soruyoruz. Ali Haydar. Ali Haydar. Nereden geldi aklına Ali Haydar? Samatya, İkinci Bahar dizisi, ATV. Oradaki şey. İnanamıyorum. Abi nasıl bir adamsın? Nereye gittim abi birden ben? Nasıl geldi aklına Samatya'dan? Samatya. Samatya'dan. Samatya'yı anlarım ama. Ali Haydar ya. Ya Ali Haydar, İkinci Bahar nasıl geldi aklına? Ne güzel dizi. Allah'tan Türkan şöyle demedi ha. Efsane diziydi ama gerçekten. Serdar Sarıdağ senin isim önerin ne? Samet. Ben de Samet demiştim bu arada. Benim de aklıma Samet geldi bak, direkt. Ne nasıl okunuyordu ilk ismi? Enver var mı? Samet Aybaba işte. Samet Aybaba. Evet, bakalım izleyiciler ne diyor? İzleyicilerimiz size göre Samatta'ya Türkçe isim ne olabilir? Sizden de cevaplarınızı bekliyoruz. Sabit demiş bir izleyicimiz. Sabit de kullanılan bir isim bu arada. Evet. Var mı? Hakikaten hemen. Sabit ismi. Sabit. Ali Rıza demiş Sabit Murat abi Bey. Birini hatırlıyorum ben eski semtten. Sabit abi derlerdi. Sabit abi. Sabit var. Sabit, sabit ismi var. Fikri Sabit. Murat Bey Ali Rıza diyor. Erdem Bey Karaboğa demiş. Tabii bir lakap söylemiş o. Samet tabii çok sayıda Samet geliyor. Sami Can demiş Korhan Bey. Sami Can İzgi mi vardı ya? Sami Can. Oyuncu vardı galiba. Sami Can Keskin miydi? Öyle bir futbolcu vardı galiba ya. Sami Can. Evet. Samet. Evet. Samet de olabilir demiş Ali Bey. Yok Ali Haydar mantıklıymış. Mert Yiğit Sami Ali demiş. Sakıp Ali. Sinan Bey Sakıp demiş. Memati Samet diyen var. Evet isminin Memati ismi, Samet Memati olabilir. Samet diyen var. Samet yerine Samet. Doğrudan Samat yerine Memati olsun abi. Serdar Samatyalı diyen var. Ömer olabilir. Bey Ömer Koç'tan Oo, gelmiş. Bandırma Spor'un sportif direktörü ya Serdar Samatyalı. Valla. Sebati. O futbolcudur ama eski böyle Malatya falan. Abi uzaktan şut atardı ya. Lazio'da falan oynayan ya. Ivanoviç gibi böyle acayip acayip şutları vardı. Ya işte böyle ya, adam adamın yani. Normalde futbolun içinde konuşmayız. Böyle bir konunun içerisinde ismi çıktı adamın. Serdar Samatyalı. Evet böyle böyle çıkıyor isimler. Şemsettin ismi var. Satılmış ismi var. Şemsettin deyince aklına kim geliyor abi? Şemsettin Baş abi doğrudan. Ahmet Gülhan değil mi? Şemsettin Baş ya basketbolcu yok muydu? O bir dizi vardı ya Şemsettin söylesene sen kimsin diye. Siz yok, dizi, onu bilmiyorum siz dizilerden gidiyorsunuz. Mahallenin muhtarları mı? Ahmet Gülhan mahallenin muhtarlarındaydı yani. Yok ondan önce Ahmet Gülhan mı oynuyordu? Şemsettin'de bir dizi vardı karakter vardı efsanedir TRT dönemlerinde. Yok. Ben de bilmiyorum. Mahallenin muhtarları TRT'de değildi ama. Evet değildi. Bir WhatsApp.